Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Güzel bir manzaraya sahip harika bir villa tanıtmaya geldim. Site içerisinde havuzu da doldurmuşlar. Böyle yukarıdan bir gösterelim istedik. Çok güzel bir havuz var. Gerçekten harika bir havuzumuz var. Çocuk havuzumuz burada, hemen yan tarafında yetişkinler için olimpik havuzun yarısı kadar büyüklüğünde, hatta %75'i kadar büyüklüğünde güzel bir havuzumuz var. Çok güzel bir villa gezeceğiz. Örnek eşyalı. Site içerisinde güvenlikli Bahçe bakımınız yapılacak. Deniz manzaralı. Arkamdaki denizi görüyorsunuz. Harika bir manzaraya sahip. Güzel bir villa. E fiyatımız ne? Şimdi fiyatı söyleyeceğim. Gene kapatacaksınız. Kapatmayın. İlk önce abone oluyorsunuz. Sonra yorum yapıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz giderseniz de. Fiyatımız 360 bin euro. Toplamda 7 tane villamız kaldı. Ve bu sitede 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerimiz de var. 1 artı 1'ler 115 bin eurodan başlıyor. 2 artı birlerde 155 bin eurodan başlıyor. Onları başka bir videoda izleyeceksiniz. Biz bu villaya bakacağız. Bence arsası en geniş villa burası. Burası duruyor bu arada. En geniş arsa payına sahip villa burası. Ve hemen havuzun üst tarafında havuzda rahat rahat görebiliyorsunuz. Çocuklar, torunlar havuzda yüzerken izleyebileceksiniz. Şimdi havuzun yanında bir kamelya alanımız var. Bar yapılacak oraya. Devam edelim. Hepsini buradan göstereceğiz. Kuş bakışı hepsini göstermiş olacağız. Burada çocuk oyun alanımız da mevcut. Ve gördüğünüz gibi araç park yerimiz de var. İlk önce oraya bir bakalım mı? Hep aşağıyı göstermeyelim. Böyle girişten itibaren gezmiş olalım. Benim en beğendiğim evlerden bir tanesi. E doğanın içerisinde hem yeşili görüyorsunuz hem denizi görüyorsunuz. Zaten sonuçta Akbük'te ev almamızın nedeni de denizi görsün, yeşili görsün, havası temiz olsun, e güvenli olsun. E bunlar zaten Bunların hepsini de bu site size sağlıyor. Araç park yeriniz burası. İstenirse sitedeki duvarların iç duvarlar yükseltilebilir. Çimçitle kapatılabilir. Tabi site yönetimi buna bir karar alacak. Bu villaya bakacağız. Araç park yerimiz burada. Daireler sağ tarafta. Villalar da sol tarafta. Aslında villaların manzarası dairelerden daha güzel. Ancak üst kattaki dairelerden harika bir deniz manzarasına sahip. Yürüyüş yolumuz burada ve etrafında da yine ağaçlar gelmiş. Bunlar dikilecek bu arada tamamen. Oradan devam edelim. Sonra zaten teras kısmına çıkacağız. Akıllı sistem sulama sistemi mevcut burada. Kendi saatinde bahçeyi suluyor. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Her tarafa da zeytin ağacı dikmişler ya. Bak bunlar 1-2 yıl içerisinde o kadar güzel bir meyve verir ki ve burası çok güzel bir hale gelir. E bu ağaçlar da büyüyecek tabii ki. Arkada da bir bahçe alanımız var. Evin girişi burada. İskan konusunda hiçbir problemi yok. Bina kimlik sertifikası dahi alındı. Her şeyle hazır. Hemen taşınmanıza bakıyor. Çok villa vardı. 7 tane kalmış. Hepsi satılmış. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Bahçeyi ben çok sevdim. Gerçekten bahçeyi çok sevdim. Şu bitkilere kadar olan kısım tamamen bize ait. Aşağıda çocuk oyun alanı da mevcut. Orayı da gösterelim. Çok güzel bir çocuk oyun alanı yapmışlar. İleriye de büyük ihtimal basket sahası yapacaklar. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Sosyal anlamda gelişmiş bir yer. Sosyal anlamda yaşanabilecek, sıkılmadan oturabileceğiniz bir ev haline gelmiş. Şu kadar bahçe alanı normalde çoğu villada yok değil mi? Müstakil villalarda dahi yok bu kadar büyük bir bahçe alanı. Bence güzel bir e, çadır altına harika bir oturma alanı. Çok güzel olmaz mı? Bu bahçede oturacaksınız yaz kış ayağınız toprağa değecek ve Evde burası iki katlı bir ev. Ben iki katlı evleri, üç katlı evlere tercih ediyorum. Şöyle genel olarak bir panoramik gösterelim. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. Hem dağ manzarası var dedik hem de deniz manzarası var. Karadeniz'i görmek istiyorsanız karşıya bakacaksınız. Ege'yi görmek istiyorsanız hemen sağ tarafınıza döneceksiniz. Güzel bir ev. Hadi içeriye geçelim. Örnek eşyalı. Eşyalı da alınabilir. Belki fikir edinirsiniz. Birkaç tane eşya kalıp gerisi değişebilir. İstediğiniz gibi güzel bir ev gezeceğiz. Bence güzel de bir fiyat. 360 bin euro. Şu anda 9 milyon 200 bin TL civarında bir rakam yapıyor ama kura da yetişemiyoruz. Kur yükselir düşer. Bu artık sizin şansınıza ya da şanssızlığınıza bağlı. Ama büyük ihtimal düşecek gibi 22'sinde bir toplantı var. O toplantıda çıkacak kararlar belki biraz daha rahatlatabilir piyasayı. Arkamda harika bir manzara, muhteşem bir ev gezeceğiz. İçerideyiz. Güzel bir villa dedik. Şimdi girişte harika bir koridorumuz var. Sağ tarafta bir lavabomuz var. Bakacağız. Güzel bir boy aynası yerleştirmişler. Şık olmuş. Hem diresi var hem de puf olarak kullanabilirsiniz. Üst tarafa kadar ayakkabılık devam etmiş. Aşağıda da var. Güzel bir ev. Koridorumuz güzel. En azından salona girmiyoruz değil mi? Böyle bir sıkıntımız var ya direkt salona dalıyoruz. Ondan burada kurtulmuş olduk. Güzel bir lavabomuz var. Eve girdik, elimizi yıkadık. Misafirler kullanacağı şekilde tasarlanmış bir lavabo. Serel marka gömme var. Seramikler çok güzel duruyor. Şuraya buzlu cam olması da ayrı bir güzellik katmış. Neden? Çünkü arkadaşlar burası ışık alıyor. Yani lamba kullanmasanız da burayı aydınlatabiliyorsunuz. Elektrik çok pahalı. Her şey çok pahalı. Elektriği de düşünmemiz lazım artık. Eskiden böyle şeyleri düşünmezdik ama artık düşünmemiz şart. Çok güzel de eşyaları var. Nereden almışlar? Ergül mobilyadan almışlar. Ben böyle tarz eşyaları seviyorum arkadaşlar. Akbük'te kendi yapacağım evde de kendi evimde de eşyalı haliyle videosunu çekeceğim. Ama ben biraz böyle toplama eşya gibi yapacağım gibi. Değil mi? Eskiden bilgisayarları toplardık ya hard disk gibi bir yerden aradık. Tabi bu dediğim dolar 1.60'dı o zamanlar. Biz bilgisayar toplayabiliyorduk. Şimdi bilgisayarın B'sini bile toplayamıyoruz. Siyasi değil. Hemen alta yorumlar gelecek. Güzel bir salonumuz var üçlü bir koltuk, iki tane berjer, buraya güzel bir yemek masası yerleştirilmiş. Bu masa genişleyebiliyor. Toplamda da 6 kişilik. Güzel olmuş. Ama burada bir avize eksik. Bak. Yemek masasının üstünde her zaman bir avize şart. Tabii müteahhit firma bunu yaparken yemek masasını nereye yerleştireceğinizi bilemediği için koymamıştır. Ancak siz aldığınızda eğer burada bir yemek masası kullanacaksanız üst tarafında kesinlikle bir avize şart. Güzel bir avize şart. Modern tarzda, güzel olması gerekiyor ki e, evi de değiştirebiliyor. Perdeler de çok güzel olmuş. Kim yaptı bilmiyorum. Mobilyalar Ergül Mobilya'dan gayet güzel bir geniş bir kullanım alanı var. Ayrı mutfak olması tabii ki büyük bir avantaj. Didim de ayrı mutfak bulmak zor. 360 bin euro dedik fiyatına. Arçelik marka ve eşyalar var. Beyaz eşyalar var. Ama mobilyaların tamamı Ergül Mobilya'dan almış. Şunu çok sevdim mesela. Bak şu masif ceviz ya. Harika duruyor. Bir de açılabiliyor. Bunun çekmeceleri de var galiba. Deneyelim mi Aslında ben ee, mobilyacı olmak istiyordum ama açamadım. Buralardan açılıyor gibi düşünüyorum. Ben mobilyacı olamam büyük ihtimal. Açamadık. Şimdi güzel de bir teras alanımız var. Üst tarafı kapattıralım. Bence kapanması gerekiyor. Çünkü güneş karşıdan vurduğu için rahatsız edebilir. Ama sabah saatlerinde burada oturmak mükemmel olacaktır. Buraya aynı zamanda nereden çıkabiliyoruz? Tabii ki mutfak alanından çıkabiliyoruz. Mutfak alanından da oraya çıkmak ayrı bir e, ...güzellik olmuş. Neden Servis yaparken salondan dolanmak zorunda kalmıyorsunuz. Hemen yan tarafta salona bakalım. Seramikler çok güzel olmuş yerde değil mi? Harika duruyor. Kimstone bir tezgah kullanmışlar. L şeklinde üstte ve altta lake dolaplarımız. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Arçelik marka eşyalarımız var. Gayet güzel. Beyaz eşyalar gelmemiş. Buzdolabı da gelmesi gerekiyordu. Getirmemişler büyük ihtimal. Perde de güzel olmuş. Bak bu şekilde. Akardiyon sineklikler yapılmış küçük camlara. Onlar da avantaj. Gayet güzel. Bence şık. Şimdi bana kızıyorlar diyorlar ki neden hiçbir yeri açıp göstermiyorsun? Gösterelim. Her yeri gösterelim. Gayet güzel. İç hacimde. de geniş. Güzel bir ev. Ben şu çay makinesine bayılıyorum. Nerede bulamadım? Çay makinesi yok burada. Bir çay makinesi var. Arçelik'in, Beko'nun. Çok güzel çay yapıyor. Ben çayı sevmeyen bir insan olarak çay hastası oldum arkadaşlar. O kadar güzel demliyor ki. Gerçekten inanılmaz güzel. Biz barbekü hediye etmeyelim. Çay makinesi hediye edelim alan herkese değil mi bizden ev alan herkese isteyen herkese hediye edelim çok güzel ben evde bayılıyorum bir tane de ofis alacağım ondan artık ofiste de geldiğinizde o çayı tadarsınız güzel bir alanımız var değil mi burayı kapatmanız gerçekten bence şart ya da bu etrafa saksı içerisinde ağaçlar dikerseniz güneşi bir nebze de olsa keser bu da gölge bir alan yaratmanızı sağlar ki daha mantıklı olur Çıkalım yukarıya yavaş yavaş. Merdivenler de güzel. Kedi merdiveni gibi yapmamışlar. Buzlu cam kullanmışlar merdivende. Ve aydınlatılması da sağlanmış. Güzel olmuş. Gayet hoş bir ev izliyorsunuz. Fiyatımız da dediğim gibi. Çıktık üst kata. Güzel bir koridorumuz var. Antremiz var diyelim. Şu merdiven boşluğunu sevdim. Sade olsun, güzel olsun. Böyle değişik değişik resimler ee... Asıyorlar her tarafa. Farklı farklı şeyler koyuyorlar. Artık göz yorulmaya başladı. Sade her zaman zevklidir arkadaşlar. Hatta şöyle düşünün. Bir ev yaptırıyorsanız. Şunu kesinlikle unutmayın. Bir ev yaptırıyorsanız ilk önce her yeri beyaza boyatın. beyaz olsun. Odalar dahil. Sonra değiştirin. Boya dediğiniz şey sadece iki gününüz alacak. Ama e, yaptığınız diğer şeyleri tekrar beyaza çevirmek çok zahmetli olacak. Beyaz yapın. Sonradan odanın renklerini değiştirebiliyorsunuz. Hemen bir banyo lavaboya bakalım mı? Güzel bir banyo lavabomuz var. Az önce buranın müteahhitiyle konuştuk. Şey yazmış abi. E, tabut kadar duşa kabin koyuyorlar evlere. E, ve bir de deniz manzarası diyorlar gibi bir şey yazmış. Doğru diyorlar hatta. Bak burada geniş bir kullanım alanı var. Gerçekten artık e, ne yapacaklarını şaşırdılar. Çok küçük duşa kabinler, çok küçük klozetler, çok küçük mutfaklar, salonlar, banyolar yaparak daha da daraltıyorlar. Çin'e döndük. Çin'de böyle bir oda e, evler var biliyor musun? Çok ucuz diye. Artık öyle bir düzene dönmeye başladı. Biz genişliği seven bir milletiz. Biz genişliği seven bir e, ülkeyiz arkadaşlar. Bu yüzden geniş olsun. Bak buraya bir oturma alanı yapılabilir. Çünkü geniş bir alanımız var. Gayet güzel duruyor. Burada bir havlu dolabımız. Serelin gömme rezervuarı. Bu havlu dolabı da gayet şık. Tavana kadar devam etse çok daha güzel olurmuş. Çamaşır makinesi yerimiz. Buraya da ısıtıcı ya da kurutma makinesi koyabilirsiniz. Güneş enerjisine büyük ihtimal izin vermeyecekler. Çünkü diğer evlerin manzarasını kapatıyor. Çok çirkinleşiyor. Bu yüzden güneş enerjisi taktırmayacaklardır. Bence zaten yapmayın öyle bir şey. Milyonluk evler alıp 100 lira elektrikten tasarruf etmek için güneş enerjisi taktırıyoruz. Ama bu sizin amortisman süreniz 10 yılı geçmesi gerekiyor. 5 yılı geçmesi gerekiyor ki siz kar edebilin. Çok saçma. Bir de şöyle bir olay var güneş enerjisinde. Havanın kötü olduğu gün güneş enerjisi çalışmıyor. Mecburen ona bir e, ayar yapıp elektrik vermeniz gerekiyor. E, kötü olduğunda onu kullanınca zaten bir faydası olmuyor. Bu yüzden bence termosifonlar çok daha iyi. Hem beyaz eşyacılar da para kazansın. Güzel bir odamız var. Çift kişilik yatak, iki tane komodin yerleştirmişler. Şöyle gösterelim. Burada da sabit pencereler kullanmışlar. Şimdi sen buraya geldin, ben nasıl geçeceğim? Ama geçiş alanımız var burada o kadar dar bir alan değil. Gayet güzel. Burada da güzel bir dolabımız var. Şimdi ben eşyalar nereden alacağım bilmiyorum ama. Bütün eşyalar benim hoşuma gidiyor. Para vermediğim eşyalar mı acaba hoşuma gidiyor benim? Hani hep böyle evlerde görüyoruz ya. Belki para versem zoruma gidebilir. Böyle sevmeyebilirim hani çok para verdik gibi olabilir ama. Şu an bütün eşyalar hoşuma gidiyor. Şimdi burada da güzel bir odamız var. İki tane tekli yatak. Bir tane araya komodin yerleştirmişler. Gayet geniş şık bir alan ve buradan balkona da çıkışımız mevcut. Odalar çok geniş. Aslında bu aradaki çıkartılıp birleştirilebilir. Daha da geniş bir alan elde edilebilir. Şu giriş alanı daha da genişletilebilir ama rahat rahat bütün odalara yatak dolap sığabiliyor. Yani bunu görmek çok önemli aslında. Biz eşyalı evleri çekmeyi daha çok seviyoruz. Çünkü en azından nereye nasıl yerleşim yapacağımızı görmüş oluyoruz. Burada da güzel bir dolabımız var. İstenirse biraz daha büyütülebilir bu dolap. Ve bir de Az önce elektrikler yoktu. Biz açmadan böyle sizden önce gidip elektrikleri açıyorum. Güzel bir ebeveyn odamız var. Şimdi burada girer girmez küçük bir antre oluşturmuşlar. Hemen karşıya bir banyo lavabo yerleştirmişler. Ve duşa kabin yine geniş. Güzel. Gerçekten güzel olmuş. Şık bir duşa kabin. Müteahhit de çok iyi bu arada. Pazarlık da yapılabilir. Bizim de sevdiğimiz bir insan. Eğlenceli bir tip. Bence pazarlık yaparken de biraz bu kullanılıp daha da düşük bir fiyata alınabilir. Serer Malakan'ın gömme rezervi var. fil dişinin muslukları kullanılmış. Şu biblo güzelmiş. Bak bu biblo çok güzelmiş. Bu bibloları da mı acaba mobilyacılar getirdi? Gayet güzel bir evimiz var. Eskiden mobilyacılar koydukları eşyanın üzerine fiyat koyabiliyorlardı. Şu an artık koyamıyorlar. Çünkü fiyatlar her şeyin fiyatı bir günde değişebiliyor. Ev sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de değişkenlik gösterebiliyor. Yani siz Ev yapacaksanız, ev alacaksanız, böyle bir fikriniz varsa ya da evi aldıysanız, projeden girdiyseniz eşyalarınız almaya başlayın. Bu da benim size verebileceğim en iyi fikirlerden bir tanesi olabilir. Ben şu anda yerden ısıtmayı aldım mesela. Klimaların hepsini aldım. O kadar hızlı yürüyor ki. Burada da güzel bir dolabımız var arkadaşlar. Dolabın kutlarını beğenmedim sadece. Biraz daha böyle e, orta yaş sınıfı diyelim. Ona hitap ediyor koltuklar değişirse çok daha güzel olabilir. Zaten bu oda ana yatak odası olduğu için onu göstermeye çalışmışlar. Güzel olmuş. Tavan yüksekliği de güzel. LED spot aydınlatmalarımız var. Ve bir de balkonumuz var. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Hem dağı görebiliyoruz hem denizi görebiliyoruz. Ve kesintisiz göreceksiniz. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Şöyle balkonu bir gösterelim. Sonrasında ben o tarafa geçeyim. Anlatırım nerede olduğumuzu geniş bir balkonumuz var. Zaten buradan girişe kadar görebiliyorsunuz. Ön taraftaki villanın sadece şurasını görebiliyorsunuz. Buradan itibaren o da bir metrelik bir alan kapatmış oluyor bizim önümüzü. Sonrasında her taraf açık zaten. Balkonu çok kullanmazsınız sonuç olarak. Bir hava almak için olabilir. Çünkü bahçeniz çok geniş. Bu bahçe varken balkonda ne işiniz var? Bahçede istediğiniz gibi zaman geçirebilirsiniz. Çukur mevkisini görüyoruz. Akbük ayaklarınızın altında. Denizi kesintisiz görüyoruz. Marina'ya e kadar buradan her yeri net bir şekilde görebiliyoruz. Benim en sevdiğim evlerden bir tanesi. Drone uçacak ama gerek kaldı mı? Bence gerek kalmadı. Çok da güzel bir havuzumuz var. Çocuk oyun havuzumuz var. Yan tarafında şezlong alanı gördüğünüz gibi bolca bırakılmış. Çocuk oyun alanımız var. Basket sahamız yapılacak. Ve sitenin bahçe payları da geniş olduğu için aslında zaman da burada çok güzel geçer. Bir de site olması çok büyük bir avantaj. Eğer sosyalleşmek istiyorsanız çocuklarınız Türkçe bilmiyorsa özellikle son zamanlarda çok denk geliyoruz buna. E Fransa'dan, Amerika'dan, İngiltere'den gelenlerin çoğunun çocuğu Türkçe bilmiyor. Bu da bir fırsat. Bu sitedekilerle kaynaşıp en azından bir şeyleri öğrenebilir bizim örf ve adetlerimize uygun şekilde. Güzel bir manzaramız var. Alcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. 360 bin euro daireler de var dedik ama bizi ilgilendiren villa. Çünkü biz villayı seviyoruz. Siz de villayı seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.